Welcome to my channel and my English lesson, dear 7th grade students. Open your student's books, page 129. We will do 28. We will do 128 and 29 today. This will be our last lesson with you. It is the end of our lessons. Evet. Derslerimizin sonuna geliyoruz çocuklar. Eğer uzaktan eğitim süreci daha önce sona erdiyse ki umarım öyledir. Bu videoları ben size daha sonradan atmış olacağım. Yani dersin tekrar niteliğinde olacaktır. O gün derse gelmeyenler de dersler gibi yapmış olacaklardır. Yine paylaşacağım yani bu videoları. Ama eğer hala süreç devam ediyorsa, uzaktan eğitim süreci, bu sürecin sonuna geldik. Umarım benimle birlikte tüm videoları takip etmişsinizdir. Sizler için bir şeyler yapmaya çalıştım. Derslerden geri kalmanızı istemedim. Tabii ki birebir yüz yüze olduğu kadar etkili olamaz, imkansızdır. Bir bakış, bir araya gelmek, bir gülümsememiz kadar etkili değildir. Sosyalleşmek güzel, okulda olmak güzel, okul ortamını oluşturmak çok güzel. Aslında elimizdekilerin değerini galiba anladığımız, anlamaya başladığımız, idrak ettiğimiz bir süreç. Bizler biliyorduk bunların değerini ama ne kadar da söylesek bir musibet bin nasihatten iyidir mantığı. Sizler bunu yaşayarak öğrendiniz diye düşünüyorum. Artık okula geç kalmazsınız. Eğitim, öğretim hayatınızı veya işleri de geç kalmadan devam edersiniz diye düşünüyorum. Evet, sayfa 128. FX, burada bir paragraf yazmanız isteniyor sizden ama bir astronotun yaşamı ile ilgili kullanmanız istediği cümleler. FX of zero gravity on body. Etkileri, sıfır yer çekiminin, yani yer çekimi olmamasının vücut üzerindeki etkileri. Sense of taste, tatma duyusu. Taking photos of dirt, dünyanın fotoğraflarının çekilmesi. Doing researches about gravity and space life. Yer çekimi ve uzay yaşamı ile ilgili araştırmalar yapılması. Making video chat with family, aileyle video çekimi yapılması. Doing space walks, uzay yürüyüşleri yapma. Sleeping in zero gravity, sıfır yer çekiminde uyumak. Doing sports in zero gravity, sıfır yer çekiminde spor yapmak ile ilgili geçmiş zamanlı nasıl olabilir örnek vereyim. I woke up early this morning. I went out to have some space walks. Bir uzay yürüyüşü yapmak için dışarı çıktım. I did some sports in zero gravity. It was really difficult. Sıfır yer çekiminde biraz spor yaptım. Gerçekten çok zordu. In the daytime, gün zamanında yani günlük vakit, in the daytime, I did some research about gravity and space life hakkında biraz araştırma yaptım. I saw the earth and I took photos of the earth. Dünyayı gördüm, fotoğraf çektim gibi. In the evening, I made video chat with my family. Akşam işte, gerçi orada gündüz gece kavramı yok da, ailemle birlikte videolu konuşmalar yaptım gibi geçmiş zamanlı cümle kurmanız istenmiş. Bunu bir kağıda da yazarsanız okul inşallah açıldığında bana verirseniz sevinirim. Bakalım neler yazdınız, uzayda neler yaptınız. Evet, eğlenceli bir etkinlikle bitiyoruz. Sizleri çok seviyorum. Bu süreçte benimle birlikte olan, videolarımı izleyen, emeğime saygı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu videoları ben sizin için yaptım. EBA'dan da videolar atıyorum. EBA'dan da biliyorsunuz worksheet'ler var, güzel çalışma kağıtları, onları atıyorum. Sadece onlarla da yetinebilirdim. Zaten televizyondan bunları izliyorsunuz. Ama ben bu sürece bir anlam katmak istedim. Elinizde kitaplar var, emek var. O kitaplara da belli bir vakit harcanmış, belli kağıt, belli mürekkep. Burada bir maddi durum da söz konusu. Evet, bizler para vermiyoruz ama devletimiz bu kitaplara para veriyor. Basımında, çoğaltılmasında, dağıtımında. Bunların da boşa gitmesini istemedim. Bir de ben şunu taraftarım. Elinizin altında bir şey olması gerekiyor. Yani dokunduğunuz, çizdiğiniz, bir test çözerken bile kitaplar varken bunu kullanmak istedim. İnşallah bu süreci zevkli bulmuşsunuzdur. Evet, yoracağıma zevkliydi inşallah. Benim açımdan en azından öyle. Şimdi bir şarkı galiba. Evet, dinliyoruz ve boşlukları dolduruyoruz. Hadi bakalım yediler. 7C ve 7D. Haydi bakalım, özellikle sizlere gelsin bak. Point 5. Listen to the song and find the missing words. Then sing it all together. Song.
Home sweet home. There are 8 planets in our solar system. They orbit around the sun. Jupiter is bigger than the others, and Mercury is the smallest and closest to sun. Mars can be red and mysterious, but Earth is more beautiful. It's our home and all we have. We should protect it and save. Sizin bu geçen yıldan beri şarkı konusundaki bahtsızlıklarınız, kulak tırmalaması, öğretmenim şarkı dinletmeyin ne olur demeleriniz, hani o aklıma geldi. Gerçekten ama en azından akılda kalıcı bir şarkı olmuş. Hani evde kendi yaptığımız tarzda emeğe saygı ne yapalım dinledik. Bir daha dinlemek ister misiniz bilmiyorum ama boşluklara dolduralım hazır. There are 8 planets. Çok daha güzel hiçbir parçayla bitirmek isterdim ama derse yapacak bir şey yok. 8 planets. Jupiter is bigger than others diyor şarkıda. Zaten bunları bence mantıken sizler de bulurdunuz eminim ki. We should protect it. Gayet açık şekilde anlaşılıyor. Protect it. Smaller ones, daha küçükleri de var diyor. Our satellite, uydumuz. Dedi. When we observe, gözlemleyip, zoomlayınca, living in zero gravity, dedik. Dilerseniz bir daha dinleyebilirsiniz, kitaplarınızdan takibini yapabilirsiniz. Sizlerle olmak benim için bir mutluluktu. Bu süreçte hayatlarınıza anlam katabildiysem, akademik anlamda sizlere bir şey verebildiysem ne mutlu bana. Seneye inşallah sağlıklı saatle görüşürüz.